İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, yerinden edilmiş Şuşi sakinlerinin talebi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından dikkate alındı. Bu, şerefi koruma mücadelesidir. UNICEF, Berzor yolunun kapatılması çocukları olumsuz etkiliyor. Fransız parlamenterlerin liderleri Artsakh'ın ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenliğini garanti etmek için ülkenin Cumhurbaşkanı'na başvurdu. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Sığert, Siirt. Uzun zaman Paris'ten beklenen haber. Fransa halkı Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a askeri yardım sağlanmasını talep ediyor. Batı Ermenistan'ın Yozgat'ta Hititlere ait ritüelistik bir yapı keşfedildi. Ermeni müzik aletleri, Barka Bızuk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Aralık 2022'de Artsakh'taki Ermenilerin haklarının korunması için mahkemeye gönderilen 3 başvuruyu onayladı. Azerbaycan'ın 27 Eylül 2020'de başlattığı 44 günlük savaş sonucunda Artsakh'ın Şuşi şehrinin yerinden edilmiş aileleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde haklarının korunması talebiyle Batı Ermenistan hükümetine başvurdu ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'a davayı ele alması için yetki verdi. Bu dava halkımızın onurunu koruma mücadelesidir. Batı Ermenistan tüm yandaşlarını, ülkemizin güvenliği ve geleceği ile ilgilenen tüm vatandaşları, Batı Ermenistan'ın bir parçası olan Artsakh halkının haklarını koruma mücadelemize katılmaya çağırıyor. UNICEF bir bildiri yayınladı. Berzor koridoru üzerinden Artsakh girişinin fiilen kapatılması çocukların durumunu olumsuz etkiliyor. Bu durum ne kadar uzun sürerse çocuklar hayatta kalmaları, sağlıklı büyümeleri ve esnenlikleri için gerekli olan temel gıda ve temel hizmetlerden yoksun kalacaklardır. Bu arada birçok çocuk da ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden ayrıldıkları için ebeveyn bakımından mahrum bırakıldı. UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önceki anlaşmalara uygun olarak Berzor koridoru boyunca hareket özgürlüğü ve güvenliğini sağlama çağrısını yineler. Artsakh'taki çocukların korunması ve insani yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için bu çok önemlidir. UNICEF, bölgedeki çocuklara destek sağlamak için tüm aktörlerle diyalog ve işbirliği aramaya devam ediyor. Fransa'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından bildirildiğine göre Fransa'daki farklı kilit partilerin siyasi liderleri farklı siyasi görüşlerine rağmen Fransa'nın en geniş izleyici kitlesine sahip günlük gazetesi Le Monde'da ortak bir açık mektup yayınlayarak Artsakh'ın ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenliğini garanti altına almak için Fransa Cumhurbaşkanı'nın müdahalesini talep etti. Mektubun tam içeriği web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'daki Sığert şehrinin başka adı yoktur. Ancak aynı ismin bir takım varyantları geçerlidir. Sığert, Siirt ve diğerleri. Gerçekte sadece bir kırsal kasabası olmasına rağmen her zaman bir şehir olarak kabul edilmiştir. Doğu Dicle'nin sağ kolu olan Bitlis Nehri'nin aşağı kesimlerinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1100 metredir. İklim sıcak ve kurudur. Bağları özellikle de üzümü ile ünlüdür. 16. 18. yüzyıllarda Dikranagert Diyarbakır vilayetine, daha sonra Bitlis vilayetine bağlanmıştır. Sığert antik çağlardan beri vardır. Kimilerine göre şehrin kuruluşu Kral Büyük Dikran'ın adıyla ilişkilidir. Bazı kaynaklara göre Orta Çağ'da bile oldukça müreffeh bir şehir oldu. Sığert'in nüfusu 1800-1830 yılları arasında 10 bini Ermeni olmak üzere yaklaşık 17 binliydi. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı arifesinde burada 6 bin Ermeni olmak üzere 13 bin kişi yaşıyordu. 1895 katliamı Armenosit sırasında Türkler buradaki kiliseyi, piskoposluğu ve okulu yağmalamış, Ermeni nüfusun büyük bölümünü zorla Müslümanlaştırmış, din adamlarını katletmiş, kadınlara tecavüz etmiştir. Ve 1915 soykırımı Armenosit sırasında Jön Türkler
buradaki Ermenileri yok ettiler ve Türkler için çalışmak üzere sadece 100 zanaatkarın hayatını bağışladılar. Batı Ermenistan, soykırım, Armenosit yıllarında ve öncesinde yaşanan gerçekleri sürekli olarak uluslararası topluma sunuyor. Bununla sadece soykırımı tanımanın ve kınamanın değil, talepte bulunmanın ve tazminat ödemenin de önemli olduğu vurgulanıyor. Önde gelen Fransız partilerinin siyasi liderleri Le Monde gazetesinde ortak bir açık mektup yayınlayarak ülke cumhurbaşkanını Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için müdahale etmeye çağırdı. Açıklamada Fransa ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin tarihi, Fransa ve Asya ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan yollar, tekstil sektörümüzün gelişimi, Paris'teki ilk kafe, Mısır Başbakanı olan Nubar Nubarya'nın paşa girişimiyle yapılan Süveyş kanalı, Fransa'ya vortan kırmızı boyanın ve kayısının gelişiyle ilişkilidir. Fransa ve Ermeniler bizim bayrağımız altında 1. Dünya Paylaşım Savaşı'nda savaşan Ermeni lejyonudur. Barbarlığa başkaldıran direniş hareketinin kahramanı Misak Manuşyan'ın fedakarlığıdır denildi. Politikacılar bir oy dışında Fransız Senatosu ve Ulusal Meclis'in bu yılın Kasım ayında Artsakh Cumhuriyeti'nin tanınması ve eski çağlardan beri Artsakh topraklarında yaşayan Ermenilerin kendi kaderlerini tayin hakkının savunulması yönünde Ermenistan'ı destekleyen kararları oy birliğiyle kabul ettiğini hatırlatırlar. Batı Ermenistan'ın Yozgat'ta yer alan Uşaklı Höyük'te buranın Hititlerin kutsal kenti olduğunu destekleyecek esrarengiz bir dairesel yapı keşfedildi. Kazıları yöneten Pisa Üniversitesi'nden Profesör Anacleto D'Agostino, bu dairesel yapının yorumlanmasının şu an için çok zor olduğunu ve çevresinde ne olduğu hakkında bir fikir edinmek için çalışmaların genişletilmesi gerektiğini söyledi. Ona göre bulgular bu yapının ritüelistik bir öneme sahip olduğuna işaret ediyor. Yapının önemi benzerlerinin diğer çağdaş yerleşim yerlerinde belgelenmemiş olmasıyla da ortaya çıkıyor. Eğer gerçekten öyleyse bu yapı yıllar içinde keşfedilen diğer buluntularla birlikte Uşaklı Höyük'ün önemli Hitit kenti Zipbalanda ile özdeşleşmesini güçlendirmeye yardımcı olacak. Zipbalanda bir kutsal alan, bir kraliyet ikametgahı yeri ve kralın katıldığı çeşitli festivallerde adı geçen oldukça önemli bir kentti. Batı Ermenistan'ın Antep kenti yakınlarındaki bir sarayın duvarında ilk kez M.Ö. 1300 yılından kalma Barka Buzuk, Gayda, Tulum resmi bulundu. Müzik aletinin kökeni, yapımcıları ve çalan müzisyenleri hakkında elimizdeki bilgiler çok kıt. Ermenice'de bu enstrümanın birkaç adı vardır. Bargabızuk, Pıku, Tik, Tıkçor. 17. yüzyıldan kalma bir el yazmasında gayda tulum çalan bir kadının görüntüsü korunuyor. Bu resim orta çağda kadın müzisyenlerin de olduğunu doğrulamaktadır. Bargabızuk eski zamanlardan beri Ermeni yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tarihçiler Agatan Kehos, Faustos Bizant, Movses Horenasi, Yeişe, Sebeos, Grigor Narekatsi ve müzisyen şairlerin yazmalarında bunun kanıtları vardır. Bargabızuk erken feodal dönemden beri gezici müzisyenlerin tekeli olmuştur. Gaydacılar, ritüel törenlerin, düğünlerin ve çeşitli halk kutlamalarının beklenen ve arzulanan katılımcılarıydı. Soykırım, Armenosit ve sürgünün ardından başka ülkelere sürgüne gönderilen Ermeniler, sürgündeki Ermeni topluluklarında kültürlerini yaydılar ve dünyanın farklı köşelerinde hala nesilden nesle aktarılan önemli ulusal ve ritüel gelenekleri çoğunlukla korudular. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dıgzar topluluğu tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkılarından melodiler sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.